Değerli katılımcılar, değerli gönüldaşlarımız, canlı yayın üzerinden bizleri izleyen kıymetli vatanseverler, haftalık basın açıklamamıza hoş geldiniz. Salı günleri geleneksel olarak yaptığımız. Öncelikle Çanakkale ilimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah devlet her yere uzattığı gibi, hızlı olsun gibi. Oradaki vatandaşlarımıza da önce yardım elini uzatır. Her iki canlı yayında tamam değil mi? Bugün hem Facebook üzerinden hem Periscope üzerinden, Twitter üzerinden canlı yayın yapıyoruz. 9. haftamızda yine birlik. Sayın vatandaşlar, malumunuz olduğu üzere bugün günlerden Salı. Mecliste partilerin grup toplantıları vardı. Evet, cephesinde yer alan AK Parti ve MHP genel başkanları yaptığı açıklamaları ile vatandaşları biraz daha ayrıştırmışlar, biraz daha rencide etmişlerdir. Bu ayrıştırmaya biz de tabi olduk, biz de tabi tutmuş oldular, biz de rencide etmiş oldular. Her ikisi de hayır diyenleri vatan hainliğiyle suçlar. Hayır dediğimiz için vatan hainiymişiz. Bakalım bugün bir gündemimizi aldık. Başkaydı aslında gündemimiz ama genel gündem. Biz sürekli var olan gündemin peşinden gitmek istemiyoruz ama bugün bize cevap hakkı doğdu. Bizleri, bizim gibi insanları vatan hainliğiyle suçlayacak kadar ileri gittiler. Başkanlık yasasının vatanımıza zarar vereceğine, çıkmaz sokaklara sürükleyeceğini bizler savunuyoruz. Vatanımız için biz bunu böyle düşünüyoruz, böyle yorumluyoruz. Sizin bizi vatan haini ilan etmeye ne hakkınız var, ne de gücünüz yeter. Kısaca saymış olduğum her iki parti de bize vatan haini diyor. Bu yapacağımız açıklamayı bizzat şahsım adına, partim adına ve yasanın ülkemize zarar getireceğini ve yasayı kabul etmeyeceğini tüm vatanseverler adına bu açıklamayı yapıyorum. İnşallah sesi olabiliriz onların. Sayın Bahçeli ve Sayın Yıldırım, sizin demokrasi dediğiniz bu mu? Bu kadar mı yani? Bu mudur olayımız bizim? Ya benden taraf düşünürsün ya da vatan hainisin. İnsanların düşüncesine bu kadar mı saygılıyız? Siz kimsiniz ki atı sanı, gelmişi, geçmişi, atası, ceddi belli olan, memleketi belli olan biz vatanseverlere hain diyorsunuz? Hangi hakla, hangi kriterle, neye göre belirlediniz bunu? Bakalım ne demişler? Öncelikle Bilen Yıldırım ne demiş, Sayın Başbakan ne demiş bir bakalım ve aynı zamanda yorumlayacağız. CHP, Binali Yıldırım diyor bunu. CHP, HDP ve FETÖ hayır diyormuş. Bundan dolayı da kendileri evet diyorlarmış. Yani bizim ülkemizin başbakanısın. Bu mu? Senin başbakanlığın bu kadar mı Sayın Binali Yıldırım? Bizim ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının yapacağı açıklama bu kadar basit mi olmalı? Başkaları evet diyor diye sen hayır, başkaları hayır diyor diye sen evet mi demiş oluyorsun? Ki onu da diyemedin. Hayır dedin, huy dedin, kaldın. Herkes izledi, gülüyor şu an. İnsanlar, bak samimiyetle söylüyorum bunu. Samimiyetle söylüyorum. Kaliteli açıklamalar yapın. Bizi eleştirin. Yerden yere vurun ama biraz kalite yüksek olsun. Benim başbakanıma bu yakışmıyor. Her ne kadar burada şu an muhalif olsak da şu an bu yasa hususunda karşı karşıya olsak da siz bizim ülkemizin başbakanısınız. Benim ülkemin başbakanı daha kaliteli cümleler kurmalıdır. Bir defa bize bir açıklama yapın. Bunu borçlusunuz. Açıklama yapın bize. FETÖ kimdir? Parti midir? Sendika mıdır? Dernek midir? Platform mudur? Nedir yani FETÖ? Kim yaptı bu açıklamayı FETÖ adına? Eğer kastınız Fethullah Gülen'se
Sizin Gülen Hoca Efendinizin, burayı altını çiziyorum, sizin Gülen Hoca Efendinizin bugüne kadar hayır dediği bir videoyu görmedik. Var mı duyan? Aramızda da yok. Tam tersi, sizin Gülen Hoca Efendiniz defalarca hem gazetelerde hem görsel medyada, videolarda başkanlığı istediğini beyan etmiştir. Eğer kastınız FETÖ'den Fethullah Gülen'se, biliyorsunuz daha hiçbir şey yargılanmadı, kim baş kim son bilmiyoruz henüz. Eğer kastınız Fethullah Gülen'se, Fethullah Gülen'in biz bu yasaya hayır dediğini daha duymadık. Demek ki sizin için bugün Başbakan, Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya göre, FETÖ hayır dediğine göre, Fethullah Gülen'den de biz hayır duymadığımıza göre, demek ki Sayın Başbakan Fethullah Gülen'le FETÖ'yü ayırıyor birbirinden. İki farklı bir birim var herhalde. Gelelim diğer hususlara. CHP ve HDP. Hani açıklamada diyor ya, onlar evet diyor, hayır diyor diye biz evet diyoruz. CHP ve HDP Allah bir dediğinde siz haşa yani bunu tersine mi söyleyeceksiniz? Yok öyle bir şey mi diyeceksiniz? Bu nasıl bir mantık ya? Ben az önceki sözümü tekrarlıyorum şu an. Ben başbakanımdan, her ne olursa olsun benim ülkemin başbakanısın. Ben başbakanımdan daha kaliteli cümleler duymak istiyorum. Siz buna cevap verin, başka bir şey söylemiyoruz. Sormayacağım, söz veriyorum. Onlar Allah birdir dedikçe siz hayır, haşa, tersi mi diyeceksiniz? Öyle bir şey yok mu diyeceksiniz? Bunu daha önce Sayın Bahçeli yapmıştı. 1,5 yıl önce yine yapmıştı. HDP ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ben tam tersi, onların ne derse desin ben tersindeyim demişti ve yine bu handikapı yaşamıştı. Seçmenin algısıyla oynamak için CHP, FETÖ, HDP diye bir düşman ürettiniz. Bunu biliyoruz biz. Kral çıplak. Herkes de biliyor. Size oy verenler, size destek verenler de biliyor bunu. Ama kimi çıkarı için kanmış gibi yapıyor. Kimi işi yürüsün diye yapıyor. Kimisi sevdiği için diyor ki o hatasını görmeyi vereyim. Emin olun size destek verenler de yapay bir düşman ürettiğinizin farkındalar. Çünkü düşman yoksa AK Parti biter. Onun üzerinden oy alacağınızı umuyorsunuz. Ve onlara saldırıyorsunuz. Onlar üzerinden hayır diyenleri vatan haini ilan etmeye kalkıyorsunuz. Bir tek bu saydığınız 3 cephe, 4 cephe, 4 taraf, 4 kurum, 4 kişi bunlar değil. Hayır diyen onlar değil. Biz de hayır diyoruz. Biz de hayır diyoruz. Ben hiçbir zaman şahsım adına konuşuyorum, CHP'ye oy vermedim. Ne olacak şimdi? Ben hiçbir zaman HDP'nin hiçbir düşüncesiyle uyuşmadım. HDP'nin üst kadrosu, seçmeninden bahsetmiyorum. Üst kadrosunun hiçbir zaman hiçbir düşüncesiyle uyuşmadım. Ben hiçbir zaman Zaman Gazetesi'ne abone olmadım. Yani benim o üç tane saydığınız isimle bir alakam yok. Ve ben hayır diyorum. Demek ki sizin teziniz çürüyor. Bitti, bu kadar. Ah şu medya gücü elinizde olmayacak. O medya gücü bizde olacak ki. O medya gücünün onda biri benim elimde olacak ki. Bizim partimizin elinde olacak ki. Bakın neler oluyor. Sık tekrarla insanların algısıyla oynuyorsunuz. Başka hiçbir şey yaptığınız yok. Açıklamalarınıza kendiniz bile inanmıyorsunuz. Evet diyen, sizin yanınızda olan, sizle birlikte hareket eden bir parti var. Hüdapar. Onu niye konuşmuyorsunuz? Doğrudan doğuda devlet istiyor. PKK'dan farklı, dinci olmaz, dindar olmaz. Kendini dinci diye tanıtıyor. Doğrudan devlet istiyor doğuda. Kim vatan haini şimdi? Kim bölücü? O da evet diyor, hem de ilk açıklayanlardan, sizin yalnız ilk olanlardan.
Onu konuşmuyorsunuz ama. Öcalan tüm konuşmalarında, bütün konuşmalarında Tayyip Bey'e başkanlık yolunda destek veririz diye açıklamalar yaptı. Yazılarında da mevcut, konuşmalarında da mevcut. Onu niye dillendirmiyorsunuz? Ülkemizi bölmeyi kafasına koymuş kişilerle hareket ediyorsunuz. Ama dediğim gibi medya gücü sizin elinizde, algılarla çok iyi oynuyorsunuz. Bir şekilde insanları kandırırım diye düşünüyorsunuz. Ama bu sefer gerçekten durum farklı. Emin olun farklı. İnşallah geri adım atarsınız. Hala atma umudumuz var. Atacaksınız gibi de. Sayın AK Parti, Sayın Binali Yıldırım, bugün bize vatan haini dediniz. Hayır diyoruz diye. Biz hayır da demiyoruz. Biz sizin bu üsluplarınıza karşıyız. Biz sizin böyle insanı saymayan, sevmeyen, aşağılayan tavırlarınıza evet demiyoruz. Biz size karşıyız. Sizsiz bir anayasaya emin olun evet diyeceğiz. Otururuz, uzlaşırız. Partiler çağrılır, STK'lar çağrılır, sivil toplum kuruluşları çağrılır. Halktan görüşler alınır. Bir havuz oluşturulur. Herkes katkı sunar. Ortaya ne çıkacağını daha baştan itibaren herkes bilir. Öyle bir partiden, AK Parti'den bir avukat, MHP'den bir avukat bir araya gelip de kendi aralarında al gülüm, ver gülüm, sonra da çık, onaylar çık. Sayı üstünlüğü bende, mecliste sayı gücü bende deyip de anayasa olmaz. Biz sizin bu üsluplarınıza karşıyız. Sizsiz yapacağımız bir anayasa da bu ülkeyi uçurur. Sayın Binali Yıldırım, Oslo'da PKK ile görüşme yapan kim? Sizsiniz. HDP ile işbirliği yapan, dağlarda, kırlarda piknik yapacağız diyen açılım sürecini, çözülüm sürecine, Türkiye için çözülüm sürecine getiren kim? Sizsiniz. Ha burada mahkeme kurup, ayaklı mahkeme kurup terörist affeden kim? Sizsiniz. Başka gün kalmamış gibi ki bu benim şuramda bir yaradır. Bunun mutlaka hesabını soracağım. Şahsi bir davam olarak emin olabilirsiniz görüyorum. Başka gün kalmamış gibi bir yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal ettirdiniz. Diğer yanda sınırlarımızdan 29 Ekim'de vatanseverlere inat, vatanseverlere küfreder gibi, bizlere küfreder gibi terörist konvoyu geçirttirdiniz. Üstüne üstlük yemek faturalarını ödediniz. Kimdi bunlar? Sizdiniz. Küfrettiniz resmen bize. Hakaret ettiniz, aşağıladınız. Zorumuza gitti, bilginiz olsun. Unutmadık. Biz balık hafızalı değiliz, biz vatanseveriz. Biz yıllarca bunlara hayır dedik. Bu yaptıklarınıza saydım, sadece 4 kalem saydım. Bunlara hayır dedik, hayır kabul etmiyoruz. Hesabını soracağız mutlaka dedik, halen diyoruz. Sen kalk bunlarla işbirliği yap. Bunların hepsine evet de, sizden bahsediyorum Sayın Binali Yıldırım. Bunların hepsine evet diyen sizdiniz, hayır diyen bizdik. Bunların hepsine evet dediniz, bunlarla işbirliği yaptınız. Şimdi kalkmış bizi vatan hainliğiyle suçluyorsunuz. Orada duracaksınız. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın lafıyla hadi oradan, hadi oradan. Şu an size çok güzel gidiyor bu. Sayın Başbakan, bir başka şey daha diyor bugünkü ifadelerinde. Milletin kararı en doğru karardır. Kabul. Biz kabul ediyoruz bunu. Bu cümleyi kabul ediyoruz. Bunu biraz samimi olarak söylüyorsalar, biz de şimdi cümleyi tamamlayacağız. Madem milletin kararı en doğru karar, 15 yıldır 1982 anayasasını niye delik deşik ettiniz? O anayasayı millet oylamadı mı? %92 ile geçmedi mi o anayasa? Milletin kararı değil miydi o anayasa? Neden delik deşik ettiniz?
Sözde davranmayın, özde davranın, samimi olun. Samimi olun. İşinize geldi mi milletin kararı, en doğru karar, işinize gelmedi mi kanunlar bize pranga, kurtulalım. İşimize nasıl gelirse. Gelin anlaşalım, tekrar söylüyorum. Bu söylediğinize tam destek veriyoruz. Haklısınız. Milletin kararı en doğru karardır. Gelin anlaşalım. Madem milletin kararı en doğru karar, eğer bu anayasa teklifi referandumda %92'nin altında bir oranla kabul edilirse, rakam önemlidir. Bakın %92'nin altı, %51'den, %50'den, %60'dan bahsetmiyorum. %48'den bahsetmiyorum. %92'nin altında bir oranda bu anayasa kabul edilirse bu referandumda milletin %92 oyuyla kabul edilen 1982 anayasası yürüsün gitsin. Bu referandumda geçen kabul etmeyelim. Neden? Milletin kararı doğru ya. Peki milletin %92'sinin kabul ettiği karar mı doğru? Örnek veriyorum, milletin %51'inin kabul ettiği karar mı daha doğru? Mantık yürütüyoruz. Mantıksız hiçbir şey demiyoruz. Milletin %92'sinin kabul ettiği anayasa daha doğrudur bu konuda, bu durumda. Ağzınızla söylüyorsunuz. Millet en iyisini bilir diye. Milletin çoğunluğu da en iyisini bilir. O zaman %92 ile kabul edilen anayasa kalsın. Bu kabul edilse bile %51'e, %45'e, %30'a, %70'e bakmayalım. %92'nin altında kabul çıkarsa bunu uygulamayalım. Var mısınız? Samimiyseniz varsınızdır. Sayın Başbakan'ın bir başka vahim ifadesi. Bugün evet, hepsini tek tek izledim, bir daha izledim videolarını. Hatta tüm AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın da bu ifadeleri kullandığını biliyoruz. Hiçbir kanuna iyi veya güzel demeyip kanunlarımızı sürekli aşağılıyorlar. Niye? Bu kanun geçsin diye eski kötülüyorlar. İyi veya güzel demeyip sürekli sistemi, dolayısıyla devleti, dolayısıyla vatanı, dolayısıyla yargıcı mı, dolayısıyla hakim mi, anayasa mahkememi aşağılayıp duruyorlar. Kanunlar prangaymış efendim. Yesinler sizi. Kanunlar prangaymış. Cumhurbaşkanı seçildiniz. Başbakan seçildiniz. Bakan oldunuz. Vekil oldunuz. 15 yıldır ülkeyi tek başına yönettiniz. Kanunlar o zaman iyi. O kanunlarla başa giderken kanunlar iyi. Ama işime yaramadı veya daha birileri adım atacaksam vay bu kanunlar çok kötü. Tukaka devlet, tukaka sistem. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Sizin bu yaptığınız neye benziyor biliyor musunuz? Tam bir benzetmeyle söylüyorum ki bunu hemen hemen bütün vatandaşları yaşamıştır bir şekilde. Nüktedan bir şekilde. Oturursunuz misafirlikte veya bir yerde. Pilav gelir. Pilavı dibine kadar, kazıtana kadar yer. Dibinde kalan ekmekle sıyırır. Pilav güzel olmamıştır. Sizin yaptığınız buna benziyor. Kanunları dibine kadar kullanın. Şimdi bir adım ileri gideceğim diye pilav güzel olmamış. Bu kanunlar bize pranga. Hayır efendim. Kanunları siz yanlış uyguladınız. Kanunları siz uygulamadınız. Adam kayırdınız. Torpil yaptınız, soru çaldınız. Bunları hep birlikte yaptınız. Kanunlarda sorun yok. Uygulayanlarda sorun var. Gelelim Sayın Bahçeli'ye. Yavru İktidar Partisi, hani bir zamanlar yavru muhalefet diye biz demiyoruz şu an. Birlikte işbirliği yaptığı kişiler diyor. Yavru muhalefet de bir zamanlar, şimdi yavru iktidar partisi oldu. Sayın Bahçeli bugün yaptığı açıklamalar ile kendi kendine şunu ispatlamıştır. Kendisi ispatlamıştır. Bunu biz şu an söylemiyoruz. Kendisi ispatlamıştır. Biz sadece kelimeye dökeceğiz şu an. Ben bilge lider değilim. Ben lider de değilim.
simge de değilim. Ben adamın adamıyım. Ben önünde biri olmadan hareket edemem. Benim önümde birileri olacak, ya birini tercih edeceğim ya birini tercih edeceğim. Ben kendim yol çizemiyorum. Ben kendim kalkıp liderlik yapıp bir yol çizip arkamdan kimseyi getiremiyorum. Ben ikisini olacak, üçü olacak, seçeneğim olacak, ben birini seçeceğim. Bunu kendi ağzıyla bugün yaptığı açıklamayla bunu ifade etmiştir. Neymiş efendim? Perinçek mi, Erdoğan mıymış? Güya tercih yapıyormuş. Hepsi de bir, bunu da biliyoruz. Zaten Perinçek Çin'den yayın yaptı bildiğim kadarıyla. Erdoğan'ı seçiyorsan beni seçiyorsun dedi. Susturun, bırakırlar adamı böyle. Eğer sen ben onu seçiyorum, o adamı seçiyorum dersen. Biz karar verirken kim kişilere göre karar vermiyoruz. Adamın adamına göre karar vermiyoruz. Oturuyoruz, düşünüyoruz. Düşünürken diyoruz ki, önce vatan, sonra vatan. Başta vatan, sonda vatan. Varsa vatan, yoksa vatan. Biz kararımızı böyle veriyoruz. Şu kişi varsa var, yoksa böyle var, yoksa biz böyle değiliz. Önce vatan, sonra vatan. Şimdi Bahçeli bugün tekrar belirtiyorum, tercih yapıyorum dedi. Şimdi gelin Bahçeli'nin tercih ve çalışmalarına bir bakalım yakın tarihimizde. Neleri tercih etmiş? Duygularımızı katmadan yaşananları anlatacağım şimdi. Öcalan'ı asacağım diyerek, o zaman üniversitedeydim ben. Afiş bastırttı, billboardlara koydu. Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Zincir vardı, ip vardı afişlerde. Öcalan'ı asacağım diyerek iktidara geldi. Öcalan'ı asmamayı tercih etti. Bu konuda da savaşmamayı tercih etti. Önünü ilikleyip Sayın Ecevit'in arkasında durmayı tercih etti. Efendim sonraki gelenleri imzalatmış da, idamı kaldırmış da hiç kusura bakma. 3 yıl boyunca savaşmadın. Savaşsaydın başaramasaydın, o önemli değil. Savaşmadın ve o senin boynunda hep o yafta kalacak. Öcalan'ı asmamayı tercih etti. Rahşan Ecevit tüm ülkücülere hakaret etti. Sayın Bahçeli onunla koalisyon kurmayı tercih etti. Ülkücüleri yıpratmaya başladı hemen. İktidara geldi, koalisyonda, sonuçta iktidarda. İktidar döneminin sonunu beklemeden yarı yolda bıraktı. Pat diye erken seçimi tercih etti. Erken seçime gidip zamansız, ayarsız, aldığı tedbirlerin, ekonomik tedbirlerin sonucunu görmeden en kötü anda erken seçime gidip partisini baraj altına itmeyi ve parti tabanının yüzünü kızartmayı tercih etti. Bunun peşinden istifa ediyorum dedi. Erdemli davranacağım, bu başarısızlık bana ait dedi. İstifa etmemeyi tercih etti. Koltuğa yapışmayı tercih etti. Hala o koltuktan kalkmamayı tercih etti. AK Parti ikiye bölünüyordu. AK Parti'nin çatlamasını tercih etmeyiz demeyi tercih etti. Önce AK Parti'yi kurtardı. Sonra birkaç yıl ülkenin çökmesini tercih etti ve izledi. Şu an diyelim ki Perinçek ile Erdoğan arasında bir tercih yapıyorsun. Gerçekten Sayın Bahçeli bir tercih yapıyorsun diyelim o arasında, ikisinin arasında. Böyle bir şey var. Hani dedin ki Erdoğan iyi de Perinçek kötü. Soma faciasında 302 can gitmiş. Erdoğan'ın danışmanı cenaze yakınlarını tekmeledi. Hatırlayın, yerlerde tekmeledi.
Sen o zaman ne açıklama yaptın? 302 can gitmiş. Bir de o canların yakınları tekmeleniyor. Sen iktidar partisi olmadığın halde Taner Yıldız görevini başarıyla yapıyor dedin. 302 can gitmişken. Ve yine AK Parti'yi ayakta tuttun. Yani Soma'daki 302 cana karşılık, Soma'daki vatandaşlara karşılık, halka karşılık, millete karşılık sen Erdoğan'ı tercih ettin. Doğru. Mart 2014 seçimlerinde Mevlüt Karakaya'yı tercih edip çakıldın. %7,8'de. CHP ile işbirliği yapan o seçimde, 30 Mart seçimlerinde CHP ile işbirliği yapan Mansur Yavaş'a hain demeyi tercih ettin. Aradan 3 ay geçti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile 3 ay önce hain dediğin CHP ile birlikte çalışmayı, işbirliği yapmayı tercih ettin. Senin bu tercihlerini emin ol ki tabanın artık anlatamıyordu. Utanıyordu artık tabanın. Çünkü bu kadar aykırı, bu kadar farklı noktalar olamaz. Şimdi soruyorum ben. 2014 daha 2 yıl oldu mu oldu? Üçüncü yıla gireceğiz. 2014 Haziran ayında bir tercih açıkladın. CHP ile birlikteydin. O günden bugüne CHP'nin ne hainliğini gördün? Söyle biz de bilelim. Ne hainlik yaptı ki? CHP önceki söylemlerinden farklı neler geliştirdi ki? CHP'ye bugün hain diyorsun, CHP'yi tercih etmiyorsun da. AK Parti'de ne kahramanlık yaptı ki o zaman karşısında olduğun AK Parti bugün tercihin sonunda. Lütfen bunu bize açıkla. Lütfen bunu bize açıkla. Ne yaptın? Ne kahramanlık yaptın? Ülkeyi nasıl kurtardı ki? AK Parti'yi tercih ediyorsun, CHP'yi tercih etmiyorsun. Tercihlerinde serbestsin. Ama sen bir siyasi parti başkanısın. Tercihlerini izah etmek zorundasın tabanına, seçmenine ve bütün Türkiye. Çünkü ağzından çıkanlar ülkemizi etkiliyor. Bizleri de etkiliyor. İtiraf et Sayın Bahçeli. İtiraf et. Bize hain diyecek yerde sen kendin itiraf et. Şunu söyle. Siyaset virajlı bir yoldur. Ve sen her virajda partini devirmeyi, şarampole yuvarlamayı başardın. İtiraf et bunu. Başaramıyorum diye bir itirafta bulun artık. Ha bunu başarısızlık değil de bilinçli yapıyorsan zaten onun adı başka bir şey. Hain biz değiliz o zaman. Hain biz değiliz o zaman. İtiraf et, söyle ve kurtul. AK Parti'ye ne zaman geçeceksin? Rozetini Tuğrul Türkeş mi takacak, Binali Yıldırım mı takacak? Bunu da bir itiraf et. Planınızı milletvekili saklamayın artık. Güçlüsünüz. Size alaşağı yapacak kimse yok. Sayın Binali Yıldırım, demokrasi kelimesini çok kullanmakla demokrasi olmuyor, kazanılmıyor maalesef. Kaybediyorsunuz. Bilginiz olsun. Bugüne kadar pislikleri hep halının altına süpürdünüz. Hiçbir toparlayıp dışarı atmışlığınız yok. Her gelen pisliği, her karşılaştığınız zorluğu halının altına süpürdünüz. Pislikler şu an sadece bizim gözümüze gözükmüyor. Ama halının altında duruyor. Ortama mikrop yaymaya devam ediyor. Ekonomi politikaları, terör politikaları, her konuda. Her konuda bu devam ediyor. Kaybediyorsunuz. Artık halının altında pislikler sığmıyor. Halı kabardı. Yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Bilginiz, getirebildiğiniz nokta bu kadar. Başta güzel başlamıştınız. Maalesef bu kadarmış. Neden? İyi niyetinizi kaybettiniz. İhlası kaybettiniz. Sizin anlayacağınız dilden konuşarak. Ey Bahçeli, bu sefer büyük bir hata yaptın. Net olarak sana bunu söylüyorum. Belki kurmayları söylemez, bunu da dinletmezler belki ama belki dinlersen buna emin ol, bana inan. Bu sefer büyük bir hata yaptın. Ne mi?
Ülkücülük hukuku kardeşlik hukukundan daha üstündür. Ülkücülük hukuku kardeşlik hukukundan daha üstündür. Tüm ülkücüler hayır oyu verecek olsalar da bütün ülkücüler bilir ki hayır da verse, evet de verse bir ülkücü vatan haini olamaz. Ve sen tabanını hain yaptın. Tabanını hain yaptın. Ülkücülerin arkadaşı olan, kardeşi olan ülkücüleri de incittin. Ülkücülere hain diyerek. Sırf senin kafana uyuşmadıkları için. Bu sefer çok büyük bir hata yaptın. Her ikinize de sesleniyorum. Maalesef bir başbakan ve bir büyük parti başkanı olarak bunu sizlerin bize söylemesi lazım ama biz sizlere uyarıyoruz. Her ikinize de uyarıyoruz, söylüyoruz. Siz referandum olayını çok yanlış anlamışsınız. Bambaşka bir hülyadan, bambaşka bir yerden bakıyorsunuz. Bizim derdimiz vatan ve insan iken siz kişiye karşı kişi tercih eder olmuşsunuz. Biz küçük partiyiz. Bizim en fazla söylememiz lazım bunları. Biz söylemiyoruz. Demek ki küçüklük sayıyla, oyla olmuyormuş. Siz kişiye karşı kişi tercih ediyor olmuşsunuz. Biz ne diyoruz? Önce vatan, sonra vatan diyoruz. Bir kez daha tekrar edelim de bizim hangi tarafı tercih ettiğimizi iyice belleyin. Çok iyi belleyin, çok iyi dinleyin. Biz kime karşı kimi tercih ediyoruz? Siz dün İsrail Gazze'yi bir kez daha bombaladı. Gece boyu 12 saldırı düzenlenmiş, yanlış görmediysem. Bizim bakanımız Nabi Avcı bugün İsrail'deydi, iyi ilişkiler kuruyordu. Sizin tercihiniz İsrail'dir, bizim tercihimiz Filistin'dir. Hata yapmış mıdır? Yapmıştır. Küçüktür, olabilir. Ama bizim tercihimiz Filistin'dir, sizin tercihiniz İsrail'dir. Bizim tercihimiz Doğu Türkistan'dır, sizin tercihiniz ise Çin. Her yere Çin parkları açıyorsunuz. Çin'le ilişkileri geliştirme bilmem neleri yapıyorsunuz. Bizim tercihimiz Doğu Türkistan tarafıdır. Sizin tercihiniz de Çin'dir. Bizim tercihimiz Azerbaycan'dır. Bunu çok iyi bilin. Sizin tercihiniz ise Ermenistan'dır. Maça gidiyorsunuz Ermenistan'da. Henüz Hocalı'nın intikamı alınmamışken Ermenistan'a maça gidiyorsunuz. Bizim tercihimiz Azerbaycan'dır. Sizin tercihiniz Ermenistan'dır. Biz Çanakkale'yi tercih ediyoruz. Biz Kuvayi Milliye'yi tercih ediyoruz. Biz Samsun'u, biz Misak-ı Milli'yi tercih ediyoruz. Eğer bugün Bahçeli'nin açıkladığı gibi illaki mecburi bir kişiyi tercih etmek zorunda kalırsak, bir kişiyi tercih etmek durumundaysak biz Mustafa Kemal Atatürk'ü tercih ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.